Merhaba arkadaşlar, Unity derslerindesiniz. Arkadaşlar, Unity oyun yapabileceğimiz en basit oyun motorlarından biridir. Oyun motorlarının özellikleri şunlardır aslında. Bunlara fizik motorları denir. İçerisinde belli fizik kuralları vardır ve bu fizik kurallarına göre işler gerçekleşir. Örneğin yer çekimini sıfırdan programlamamıza gerek yoktur. Ya da bir mouse kontrolü, WASD vesaire kontrolleri, karakterlerin tüm özelliklerini baştan programlamaya gerek yoktur. Biz karakter çizeriz, onu animasyon edilebilecek hale getiririz. Animasyonlarını hazırlarız ve Unity'de bunları hazır bir şekilde kullanabiliriz. Yani anlayacağınız, Unity bir oyun yaparken kullanabileceğimiz en temel fonksiyon ve özelliklere sahip bizim için hazırlanmış bir oyun motorudur. Şimdi dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Birincisi, bilgisayarınızın performansının özellikleri. Ben i7 işlemci kullanıyorum ve 16 GB RAM'im var. Aynı zamanda ekran kartım GTX 1050 Ti. Bir laptop kullanıyorum ben, Lenovo. Bu özelliklerle Unity'yi oldukça rahat bir şekilde kullanıyorum. Zaten kullanamadığım zamanlar olursa eğer, ki oyun geliştireceğimizden bilgisayarımız herhangi bir hatayla birlikte çökebilir, buna da dikkat etmemiz lazım. Bunları zaten görürsünüz videoda. İlk olarak Unity bildiğim kadarıyla sadece 64 bit bilgisayarları destekliyor. Tabi bildiğim kadarıyla arkadaşlar, bunları Unity'nin kendi sitesinden bulabilirsiniz. Unity'nin ücretsiz versiyonu da var ki ben de şu an ücretsiz versiyonu kurdum. Ücretsiz versiyonu kullanıyorum. Henüz ücretli versiyona geçmedim. Şu anlık geçmeyi de düşünmüyorum elbette. Ve gerek de yok şu anlık. Bizim için çok bir fark yok, özellikle de yeni başlıyor iseniz. Şimdi Unity'yi kurduktan sonra yapmamız gereken şey yeni dememiz arkadaşlar. Şuna benzer bir pencere gelecektir ya da giriş yapmanızı vesaire isteyecektir. Bunlar temel bilgisayar kullanan herkesin yapabileceği işler olduğundan öyle sıkıcı şeylere değinmiyorum. Unity öğrenmek için kendi tutorialları vardır Unity'nin. Gördüğünüz gibi temel tutorial'lar, yani temel eğitimler. Burada tutorial project var arkadaşlar. Burada resource var. Burada da linkler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İngilizceniz de iyi ise eğer buralardan öğrenebilirsiniz. Buralarda basit birkaç şeyler gösterilmektedir temel olarak, fakat oldukça iyidir. Bakmanızı tavsiye ederim. Bizim Unity eğitimlerimiz genelde birlikte oyun yapmak üzerine olacak. Yani ilk birkaç video neyin ne olduğunu göstereceğim, neyi nasıl yapabileceğimize dair birkaç şeyden bahsedeceğim. Fakat bunun dışında direkt oyun yapmaya geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü her şeyi göstererek vakit kaybetmemizin bir anlamı yok aslında. Zaten Unity'de binlerce fonksiyon var ve bu fonksiyonlar ancak tecrübe ile öğrenilebilir. Çalışarak öğrenilmesi pek mümkün olmayan şeyler. Projekte arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada daha öncesinde yapmış olduğum projeler var. Örneğin Halime Escape diye bir projem var. Projeye basınca yüklenmesi birazcık zaman alabilir. Bunun dışında proje hemen yüklenip açılacaktır ve size örnek bir proje olarak Escape from Halime adlı korku oyununun bir kısmını göstereceğim. Daha öncesinde YouTube kanalımda da paylaştım. Şuraya bir yere linkini bırakırım, izleyebilirsiniz. Bu mobil oyun olarak tasarlandı arkadaşlar. Size gösterdiğim, şu an açtığım bilgisayar versiyonunun küçük bir kısmı. Unity ile Android ve iOS oyunlar da geliştirebiliriz. Bu yüzden oldukça iyi bizim için. Fakat bunlar için SDK'ları da indirmeyi unutmayalım lütfen. Zaten zamanı gelince ben size aynı zamanda göstereceğim. Bir bakalım oyunun çalışır versiyonu diye hatırlıyorum. Fakat başlattığımda bakalım bizi ne karşılayacak. Evet.
Gördüğünüz gibi bir karakterim var. 3 boyutlu WASD ilerliyorum. Şurada çekiç falan var. Üzerine gelince bir ikon çıkıyor ve bu E'ye basınca çekici alıp benim envanterime katabiliyorum arkadaşlar. Şöyle ikinci katı yapmıştım. Ha, şuraya bir tornavida atmıştım. Tornavidayı alabiliyorum gördüğünüz gibi. Yani anlayacağınız bir bilgisayar oyunu ya da telefon oyunu Unity ile birlikte yapabiliriz ve burada gördüğünüz örneğin şu televizyonların çizimi, dolapların çizimi, şuradaki plazma TV ya da masa, kutu vesaire kanepeler, buradaki tüm çizimler bana aittir arkadaşlar. Herhangi bir çizimi dışarıdan almadım. Kaplamalar internetten hazır olarak buldum. Tabi bazı kaplamalar yine bana aittir. Sağdan soldan bulduğum şeyleri çekerim ben böyle. Onları çektikçe hoşuma giden şeyleri ekledim. Şuraya bir su attım. Şuradan şöyle boru bozuk, akıntı yapıyor gibi şeyler yaptım. Yani bu tarz şeyleri gördüğünüz gibi Unity ile çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak Unity bu şekilde çalışıyor. Biz hem çizimler yapacağız, hem size oyunlar için nasıl müzik hazırlayacağınızı da göstereceğim. Bunlar arcade oyunları olsun, hyper casual oyunları olsun ya da bir korku oyununun müziği olsun. Tüm bunları duyabileceksiniz ki Escape from Halime'nin müziğinde yine ben kendim yapmıştım. Bunlar için çok profesyonel işler yapmanıza gerek yok zaten. Belli başlı temel yöntemleri bilirseniz eğer, siz de benim hazırlayabildiğim şeyleri çok rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Unity eğitimleriyle birlikte dediğim gibi birlikte oyun yapacağız biz. Yani bu eğitimlerin ilk birkaç videosu tutorial şeklinde olabilir. Fakat eğer eğitimleri dikkatli izlerseniz uygun şekillerde oyunlar geliştirebileceksiniz. Genel olarak zaten tavsiyem de ilk başlarda korku oyunları türünde küçük oyunlar geliştirmenizdir arkadaşlar ve mobil olarak geliştirmenizdir. Çünkü eğer ki mobil olarak geliştirirseniz oyununuzu yayınlayacağınız Google Play gibi bir pazar olur ve Google Play pazarı şu an katılabileceğiniz en rahat pazardır. Yani en rahat para kazanabileceğiniz ortamdır. Bu yüzden mobil oyun geliştirmenizi ve ilk türlerden korku oyunları geliştirmenizi tavsiye ederim. Peki top oyunlarına değinecek olursak şu hyper casual games deniyor onlara da. Atlamacalı işte zorlayan insanı top oyunları var. Genelde insanlar onlarla başlamak ister fakat ben hiç sevmem. Genelde sıkıcı bulduğumdan hiç girişmedim o oyunlara. Birkaç müşterimin istediği oldu. Onlar için hazırladığım birkaç top oyunu oldu ve top oyunları arkadaşlar açıkçası pek indirilmiyor. Yani birazcık reklam bütçesi yapmanız lazım, oyunun sarması lazım. Bu tarz şeylerle uğraşabilecekseniz eğer top oyunları yapın fakat daha iyi şeyler yapmayı düşünüyorsanız 3 boyutlu işte korku oyunları, araba oyunları, örneğin araba park etme oyunları da güzel ki araba sürmede Unity'de oldukça basit olan işlemlerden biridir ya da hayatta kalma oyunları başlangıç için oldukça güzel olacaktır. Tabi biz yine de oyunları yaparken bu hyper casual oyunlarından yine de yapacağız. Çünkü bizim buradaki tek amacımız oyun yayınlamak, pazara girmek veya bu tarz şeyler değil. Aynı zamanda bunları kullanmayı öğrenmek ve bol bol pratik yapmak olacaktır. Bu yüzden Unity eğitimlerine şimdiden hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğim tüm şeyleri size aktaracağım. Bilmediklerimi de zaten birlikte araştırıp öğreniriz. İnternette bir sürü kaynak var. Fakat önemli olan bu kaynakların sistematik ve düzenli bir şekilde olmasıdır. Fakat genelde düzenli olmuyor kaynaklar. Yani bu yüzden de işte bir hatayla karşılaşırsak o hatayı araştırıyoruz. Unity'nin kendi forumu var. Güzel bir forum. İnsanlar orada bilgilerini paylaşıyor.
O şekilde geliştiriyoruz ve buluyoruz aradığımız şeyleri. Şöyle şuradaki klasörlerden script'e geleyim. Burada gördüğünüz script'ler arkadaşlar. Örneğin işte gördüğünüz gibi C# ile yazılmıştır. Örneğin Borutak adlı bir script oluşmuş. Ama sanırım bu bir boş script'miş. Sanırım yapıp kullanmaktan vazgeçmişim. Ama asıl göstermek istediğim bu değil. Ha yok, kullanıyormuşum. Ha, bu kutu sök script şeklinde. Genelde scriptleri parça parça kullanırım ben, hangisinin ne olduğunu anlamak için. Bu yüzden böyle her scripti ayrı ayrı programlıyorum. Benim için daha kolay organize edilebilir oluyorlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey, Visual Studio ile kodluyorum ben. Siz de Visual Studio'yu da indirebilirsiniz bilgisayarınıza. Unity'de C# bir Batik dilini kullanıyoruz arkadaşlar. Batik demek script demek İngilizcesi. Yani script'in Türkçesi Batik de deniyor ve bir programın üzerinde çalışan kodlama dili şeklinde script'in ne olduğunu açıklayabiliriz. Hatta genelde oyun hileleri script oluyor arkadaşlar. İşte bu şekilde Visual Studio'yu da indirebilirsiniz. Fakat indirmezseniz Unity'nin kendi editörü var. Fakat benim tavsiyem, Visual Studio'da Microsoft'a aittir. C# geliştirmede kullanılır. Ve aynı zamanda bu da ücretsiz bir programdır. Sadece birazcık hard diskinizde yer olmalı. Bu kadar. Yani bunlara sahip olmak için hard diskinizde yer, bir de internetiniz olsa tamamdır. Geri kalanı kolay. Gördüğünüz gibi Unity böyle arkadaşlar. Bir sonraki derste eğitimimize başlıyoruz. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar dilerim.